Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Geçen hafta Azerbaycan halkının tarihinde önemli bir gündü. 27 Eylül Azerbaycan'da anma günüdür. Evet, 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın 2. yıl dönümü kutlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in 2 Aralık 2020 tarihli kararnamesiyle tesis edilen anma günü 44 günlük vatan savaşında kahramanca savaşan ve ülkemizin toprak bütünlüğü için can veren asker ve subaylarımıza ve tüm şehitlerimize derin saygının ifadesidir. Vatan savaşı bizim şanlı tarihimizdir. Şehitler ve gaziler gurur kaynağımızdır. Cumhuriyetimizin egemenlik ve toprak bütünlüğü mücadelesinde kahramanlık gösteren asker ve subaylarımız, arka cephede görev yapan sivillerimiz ve bütün halkımız bir yumruk gibi azim ve irade, birlik ve beraberlik göstermiş, düşmana ezici darbeler vurmuştur. Düşmanın Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları karşısında çaresiz kalan masum sivilleri hedef alması ve sayısız savaş suçu halkımızın kazanma kararlılığını sarsamadı. 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda binlerce şehit verdik. Vatandaşlarımız arasında kaybolanlar var. Yaralanarak sağlıklarını kaybedenler var. Şehitlerimizin, askerlerimizin, subaylarımızın ve gazilerimizin kanları pahasına topraklarımız işgalden kurtarıldı. Müzaffer ordumuzun bugün yazdığı tarih yarınlarımız için sağlam bir temeldir. Bugün Azerbaycan halkı ve tüm dünya Azerbaycanlıları kutsal vatanımız için can veren şehitlerimizin anısını derin saygıyla anmaktadır. Sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, evlerin balkonlarında üçrengli Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Camilerde, kiliselerde, sinagoglarda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için can veren vatan evlatlarının ruhları için dualar okunur. İnsanlar ayrıca anma gününü bir zafer ve gurur günü olarak kutlamakta. Değerli meslektaşım Kader Alkan, Ulusal Kanal için 27 Eylül anma gününe özel bir reportaj hazırladı. 2 yıl önce yaşananları Azerbaycan ordusunun kahramanlığı destanını anlattı ve Ermenilerin Azerbaycan halkına karşı işledikleri savaş suçlarını bir kez daha gündeme getirdi. Kader Alkan'ı dinleyelim. Bugün Azerbaycan ordusu öz torpağında Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünü koruyor, müdafiye ediyor. Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Asker bir kahraman oldu. Her bir sivil vatandaş bu savaşın bir tarafı olmayı yeğledi. Ana vatanını, yurdunu, tarihine sahip çıktı. Bu yalnız bir tarih değil, bu kahramanlık destanıdır. Bu Azerbaycan halkının ve ordusunun, askerlerinin, kahraman Mehmetçiklerin savaşıdır. Aslında adaletin berpasıdır. 27 Eylül Ermenistan Devleti'nin Azerbaycan halkına da karşı, yalnız askeri değil, sivil vatandaşlara karşı da bir savaş başlattı. Gerçekten dünya burada sustu. Nasıl bir savaş ki insanlar geceliğin yattığı yerde bombalar yağdı, evler yıkıldı. Ansızın 2 yaşında bir bebek hayatını kaybetti. Neden? Çünkü güçsüz duruma gelen Ermenistan halkı sivillere bu kez de saldırı düzenlemeye yeltendi. Askeri de kendi sözünü diyemeyen Ermenistan devleti sivil vatandaşların üzerinde kahraman ilan etmek istedi kendini. Fakat kahramanlık savaş meydanında olur. Kahramanlık düzgün dövüşerek olur. Kahramanlık insanlara zulmederek, acı çektirerek değil, mazlumun ve acı çekenin yanında olarak olur. Kahramanlık kan dökmek değil, kanı bir defalık kesmektir. Ve bu kahramanlık öyküsünde Azerbaycan halkının yanında kardeş devlet olarak başımız dik, alnımız ak. Çünkü biliyoruz ki bu savaşlarda hiçbir tane çocuk acı çekmedi. Hiçbir anne evladının naaşını aramadı. Nerede olduğunu sormadı. Neden? Çünkü biz sivillerle, kardeş ülke sivillere karşı hiçbir kanunun ihlali yapılmadan savaştı.
Bu savaş aslında askeri bir savaş, adaletin berpası, Karabağ'ın dönüşü, kesin kes dönüşüdür aslında bu. Karabağ vatanına hoş geldin, Karabağ Türkiye'ye hoş geldin, Karabağ Azerbaycan'a hoş geldin. Seni çok uzun yıllardır bekliyorduk. Toprağını, taşını, adaletini ve şehitlerin kanı bekliyordu bizi. Biz geldik, biz buradayız. İnsan konuşurken gözyaşlarını tutamıyorsun. Çünkü bu öyle bir zafer ki 30 yıllık, 35 yıllık. Bu zaferin kahramanları şu an belki yaşıyor ve belki öldü. Şehit oldular, yükseldiler. O 3000'e yakın şehidimiz var. 3000'e yakın. Bu yalnız rakam değil. Bu can. 3000 aile, anne ve baba yüreğine ot düştü. Kor gibi yanıyor. Hala dayanmaya devam ediyor. Ama ne diyorlar biliyor musunuz şehit anneleri, babaları? Bir evladım olsa daha da gönderirim. İki kez, üç kez şehide babası evladı olurum. Çünkü bu adil bir savaş. Ve burada kimse boyun kaçırmadı bu savaşta iştirak etmekten. Ve biz Türkiye halkı olarak Azerbaycan halkının yanındayız. En azı ben şahsım olarak her daim de olmayı yeğlerim, daim yapmaya da çalışıyoruz. Ve bu savaşlarda Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Başsavcılığı'nın da emeklerini ve gerçekten çok titizlikle izledi, hassas yanaştı. Şehit aileleri olsun, gaziler olsun, her biriyle her zaman zaman vakit ayırmaya, bir dertleri, bir problemleri olduğunda onları çözmeye, onlara yardım eli uzatmaya gerçekten çabaladığını, emek sarf ettiğini görüyoruz. Bu benim şahsım adına çok sevindirici bir olay. Bir vatandaş olarak, insan olarak çok mutlu olduğum bir olay. Temennim o ki Azerbaycan halkının zaferleri kutlu olsun. Daha nice güzel zaferleri olsun. Bir daha hep birlikte Şuşa, Laçın, hoş geldin vatanına. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Sentyabr 2020-ci il tarixdə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri və Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərmiş separatçı rejimin silahlı hərbi birləşmələri Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərindən Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam, Tərtər və digər rayonlar istiqamətindən Azərbaycana hücum etməyə başlamışlar. Lakin Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri, başda dövlət başçımız, silahlı qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı Möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən əks hücum əməliyyatı nəticəsində Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri böyük itkilər verməklə geri çəkilməyə məcbur olmuşdur. Vətən müharibəsi dövründə 44 gün müddətində davam edən hərbi münaqişə zamanı 30 ilə yaxındır ki, müddət altında düşmənin tapdağı altında olan torpaqlarımız işğaldan azad edilmişdir. Bildiyiniz kimi, həmin münaqişə dövründə Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri münaqişə bölgəsindən xeyri aralıda yerləşən Gəncə şəhərində, Tərtər, Bərdə və digər rayonlarda yerləşən heç bir hərbi obyektlərlə əlaqəsi olmayan mülki infrastrukturla artilleriya zərbələri endirmiş və həmin zərbələr nəticəsində mülki əhali arasında itkilər baş vermişdir. Ermənistan Respublikasının tərəfindən 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycana qarşı başladığı hərbi əməliyyatlarla bağlı Respublika Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə, əmlakiya qəsdən zərər yetirmə, müharibə adət və qanunlarını pozma, müharibə əməliyyatları başlama və aparma və digər maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərlə bağlı 4 cinayət işi başlanılmış və hal-hazırda həmin cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirlərinin icrası davam etdirilir. Həmin cinayət işi istintaqı zamanı yüzlərlə şəxs zərər çəkmiş və ya zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınaraq dindirilmiş, müxtəlif növ ekspertizalar keçirilmiş və digər zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilmişdir. Bugün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən
ağır artilleriyadan istifadə edərək bizim yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda hərbi mövqelərimizi ateşə tutdu. Düşmən ateşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər var, yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı yerdə qalmayacaq. Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəhfə boyu əks hücum əməliyyatına başlaması barədə qərar verilir. Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Elə zərbə vurmalıyıq ki, düşmən o zərbədən ayılmasın. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. General Polat Əcmoğlu anası Səməyə anamız sizi əziz və azad uşağınızdan salamlayırıq. Sizin hamınıza salamlarımı çatdırıram. Bir Polat Həşimovun anası kimi sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Siz Azərbaycan xalqının onurlu sütunusunuz. Bizim əskərimiz, bizim hərbimiz Azərbaycanın onurlu sütunudur. Siz onurlu sütunusunuz. Allah sizi qorusun. Allah sizə can sağlığı versin. Siz ki bu qayalardan, bu sıldırım dağlardan, dərələrdən aşıb Yezidləri bizim torpağımızdan azad eləmişsiniz. Halal olsun sizə, halal olsun sizi böyüdən analara, atalara. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Allah sizi qorusun, Allah sizə dəyməsin. Biz hamımız ordumuza, şəhidlərimizə, qazilərimizə borçluyuq. Sağ olun, Allah sizi bizim başımızın üstündən nəyisi eləməsin. Sağ olun, belə ordumuz. Sizə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Polat Həşimovun anası kimi. Çox sağ olun. Siz Polat Həşimov şəhid olmayla bizim ordumuz, bizim xalqımız, balalarımız Polat Həşimov deyib hamısı ayağa qalxdı. 30 illik Azərbaycan xalqının enmiş başını tikətdi. Sağ olun, belə mənim qəhrəman balalarım, qəhrəman ordumuz, qəhrəman Azərbaycan balaları qəhrəman yetişdirər. Qartal yuvasından qartal çıxar. Qartal yuvasından başqa heç nə çıxa bilməz. Siz bizim qartallarımızsınız. Sağ olun mənim balalarım. Çox sağ olun. Biz, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycanlı olmaqla bərabər biz hamımız türkük. Sağ olsun Azərbaycan, sağ olsun Türkiyə. Türk əyilməz. Əyilsə də sınmaz. Sağ olsun türk xalqı, sağ olsun Azərbaycan xalqı. Sağ olun mən balalarım, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Evet, Allah her zaman Azerbaycan'ı ve tüm Türk dünyasını müzaffer zaferlerle kutlasın dileğiyle Azerbaycan gündemini burada noktalayalım. Yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.